devletlerinde kimyasal ilaçtan ölenlerin oranı yılda 200 bin kişi. Almanya'da kimyasal ilaçtan ölenler yılda 40 bin kişi. İngiltere'de kimyasal ilaçtan ölenler 35 bin kişi. Yani böyle engelli durumuna düşenler, yatalak olanlar hariç. Bu ne demek? Dünyada ortalama yılda 1,5-2 milyon insan kimyasal ilaçtan zehirleniyor, ölüyor. Yani engelli durumuna düşen, yatarak duruma düşenler hariç. Mesela bir olay anlatayım. Frankfurt'a çok yakın bir köy var, Neuwied diye. Çocuğu bademcik ameliyatından dolayı refakatçi kalan annesine, doktora demiş ki birkaç tane ağrı kesici ver, parasetamol içeren. Ağrısa, ağlarsa, ağrısı, sancısı artarsa, o da fazla vermiş fitili. Ne oldu? Çocuk iki gün sonra öldü. 10 yaşında bir çocuk. Otopsi yaptılar. Parasetamol karaciğeri parçalamış. Biz de anneler, babalar ne yapıyor? Ver babam, ne olursa olsun ver. Leblebi gibi yutuyor. Parasetamol karaciğeri parçalıyor, öldürüyor. Tehlikeli. Yani antibiyotikler bağırsaktaki faydalı bakteriyi yok ediyor. Her insanın bağırsağında 2 kilo bakteri var. 2 kilo deyince aklımıza şu 1 kilo, şu da 2 kilo. Yani 2 kilo bakteri var bağırsakta. Bunun %99'u faydalı. Siz şimdi antibiyotik kullanırsanız ne olur? Faydalı bakteri azalır. Ne çoğalır? Mantar. Mantar ne üretir? Etan, metan, bütan gibi zehirli gazlar. Etil alkol, metil alkol, butil alkol gibi zehirli alkoller. Bunlar ne yapıyor? Bağırsakları yakıyor, kavuruyor. Bağırsaklar yanarsa, kavrulursa ne olur? Enzim salgılayamaz ince bağırsak. Enzim oranı azalırsa histamin yükselir. Bu da polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, katlama rahatsızları, peçet, birçok hastalığı ne yapar? Tetikler. Hastalıkların %98'ini bağırsaktaki mantarlar tetikler. Fakat şöyle bir durum var. Mantarın teşhisi yok. Kişide halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik varsa, omuz sırt bel ağrısı varsa mantar var demek. Alerjik hastalığı, cilt hastalığı varsa mantar var demek. Dilinde beyazımsı veya sarımsı bir tabaka varsa mantar var demek. Teşhis edilemiyor. Neden teşhis edilemiyor? Çünkü bağırsakta 3 çeşit mikrop var. Bakteri, virüs ve mantarlar. Bakteri portakal büyüklüğünde düşünelim. Virüsü misket büyüklüğünde, mantar futbol topu büyüklüğünde. Bağırsaklarda kalecinin arkasındaki file gibi geçirgen filtreler var. 2 milyar virüs denen kanal var. Bu kanaldan bakteri ve virüs geçer, mantar geçmez. Bu nedenle teşhis edilemez. Teşhis edilemediği için hastalıkların %98'i bugün ne yapılıyor? Tedavi edilemiyor. İşte siz de bütün bunlardan yola çıkarak bu ürünleri hazırladınız. Kamuoyunun, halkın huzuruna diyorsunuz ki her derde deva diyorsunuz. Tabii biz birçok ürün olduğu için hepsini şu anda konuşma şansımız yok. O nedenle ben inanıyorum ki bu çektiğimiz... Şu anda izleyenler, sevgili seyirciler merak edecekler. Acaba başka neleri var diyecekler, değil mi? Onu da inşallah başka zamanda size anlatacaksınız. Tamam. Yine size anlatacaksınız. Sevgili seyirciler, biz biliyoruz ki Yüce Allah derdi veriyorsa mutlaka dermanı da veriyor. İşte İbrahim Bey gibi kişileri de vesile kılıyor böyle şeylere. Onların da sayesinde insanlar bunları alıyorlar, dertlerine şifa buluyorlar, değil mi? Elhamdülillah, çok şükür. Herkes memnun. Memnun olmayan kişi sadece, neden memnun değil bizde? İksir sarımsak kokuyor diyor. Birazcık sarımsak kokusu. Başka bir rahatsızlık yok. Şifa olsun. Bizim da canım, sıkıntı yok. Aa, ben memnun kalmadım. Ben rahatsız oldum diyen yok. Sadece bir sarımsak, diğerlerinde sarımsak zaten yok. Sadece bunda var. O zaman ben şöyle diyeyim. Şifa olsun, sıkıntı yok. Evet. Bütün damarlar açar. Yani ameliyat olması gerekiyorsa, mesela koroner kalp yetmezler. Ameliyata gerek kalmadan açar, temizler. O zaman aslında ben sizin... bin yıl önce Ebu Bekir Errazi isimli Horasanlı bir Türk hekimi bulmuştur. Bin yıl önce. Sarımsaklı limon suyu. Sonra Türkler sıcak bölgede yaşadıkları için küfleniyor bu sıcakta. Unutmuşlar, Ruslar devam etmiş. Soğuk olduğu için. Adı Rus iksirine çıkmış. Ben Almanya'daki bir dostum geldi, bana dedi ki bir Rus iksiri var. O kadar etkili, o kadar tansiyona, kolesterola, kalbe. Allah Allah, neymiş o dedim. Bir bakayım. Sarımsak, limon suyu olmaz dedim. Neden? Küflenir. Koruyucu madde yok mu? Yok dedi. Benim bildiğim bu. Araştırdım ki bunu bulan Türk ama adı Rus'a çıkmış zamanla. Ben bununla ilgili 17 yıl çalıştıktan sonra 19 bitkiyle mükemmel bir ürün ürettim. 17 yıl sonra.
Evet, gayet güzel, gayet başarılı. O yüzden sevgili seyirciler, İbrahim Gökçek'i dinledik. İbrahim Gökçek anlattı. Doğada ne kadar bitki varsa almış, getirmiş burada. Kliniklerden geçirmiş, raporlarını almış. Sonra da en son hali bu. Küçük küçük kapsül halinde satılan hale gelmiş. Bir de böyle şişelerle satıyor. O yüzden biz Allah kimseye hasta etmesin diyelim. Allah herkese şifa versin diyelim. O zaman anlatacaklarınızı başka zamana bırakalım. İnşallah. Bugünlük bitirelim. Tamam. Evet, duydunuz, gördünüz. İbrahim Gökçek anlattı. Artık takdir sizin.